Masal diyarında sevimli fil Fıldır yaşarmış. Fıldır, neşeli ve meraklı bir filmiş. Fıldır'ın en büyük hayali masal ormanında yükselen dev bir dağa tırmanmakmış. Bir gün Fıldır dağın zirvesine ulaşmak için hazırlıklara başlamış. Yanına dostu, bilge bir tavşan olan Pamukçu'yu da alarak yola koyulmuş. Pamukçu, Fıldır'a dağın zorlukları ve tehlikeleri hakkında bilgi vermiş. Yolda karşılaştıkları engelleri aşmak için Fıldır, dayanıklılığı ve çözüm bulma yeteneği sayesinde başarıyla ilerlemiş. Pamukçu'nun bilgeliği ve rehberliğiyle beraber Fıldır zirveye her gün bir adım daha yaklaşmış. Ancak bir gün zorlu bir geçitte karşılarına dev bir engel çıkmış. Fıldır pes etmeyerek farklı bir yol bulmaya çalışmış ama başarılı olamamış. O sırada Pamukçu, "Fıldır, bazen engellerle başa çıkmanın tek yolu yardım istemektir," demiş. Fıldır, Pamukçu'nun tavsiyesini dinlemiş ve ormanda yaşayan diğer hayvanlardan yardım istemiş. Birlikte çalışarak büyük engeli aşmışlar ve dağın zirvesine ulaşmışlar. Zirvede Fıldır fark etmiş ki, asıl başarı yalnızca zirveye ulaşmak değil, bu yolculuk boyunca öğrendiği yardımlaşma, dayanışma ve arkadaşlıktı. Dağın zirvesinden baktığında, önemli olanın birlikte hareket etmek ve yardım etmek olduğunu anlamış. Fıldır ve Pamukçu bu maceradan birçok ders çıkarmışlar. En büyük ders ise birlikte çalışmanın, yardımlaşmanın ve engellerle başa çıkmanın ne kadar önemli olduğuymuş. Fıldır ve Pamukçu masal diyarında yardım etmek ve dostluklarını paylaşmak için ellerinden geleni yapmışlardı. Bir gün masal ormanında beklenmedik bir sorun ortaya çıkmış. Ormanın büyülü ağaçlarından biri rengarenk yapraklarını dökmeye başlamıştı ve ormanın enerjisi azalmıştı. Fıldır ve Pamukçu hemen ağacı incelemeye başlamışlar. Ağacın üzgün olduğunu ve bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmişler. Onlara yardım etmek isteyen diğer masal diyarı sakinleri de gelmişti. Birlikte ağacın ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli fikirler üretmişler. Sonunda tüm orman sakinleri bir araya gelerek ağaca sevgi dolu bir şekilde bakmışlar. Onunla konuşmuşlar ve enerjisini paylaşmışlar. Bu ağacın tekrar canlandığı ve rengarenk yapraklarının geri döndüğü anlamına geliyormuş. Fıldır ve Pamukçu masal ormanında yaşayanların bir araya gelerek birbirlerine destek olmanın ve sorunları birlikte çözmenin ne kadar önemli olduğunu anlamışlardı. Herkesin birbirine yardım ettiği ve birlikte çalıştığı bir yerde masal diyarı daha da güçlü ve neşeli olmuştu. Bundan sonra Fıldır ve Pamukçu masal diyarında herkese örnek olmuşlar. Dostluklarının gücü ve dayanışmanın önemi masal diyarında dilden dile anlatılan bir efsaneye dönüşmüştü. Herkesin birlikte çalışarak neşe ve sevgi dolu günler yaşamasını sağlamışlardı. Fıldır ve Pamukçu masal diyarında yaşayan herkes için birer kahraman olmuşlardı. Bir gün diyarlarında bir gökkuşağı oluşmaya başlamıştı ama gökkuşağı renklerini kaybetmiş gibi solgun ve donuk görünüyordu. Masal diyarı halkı endişe içindeydi. Fıldır ve Pamukçu gökkuşağına yaklaşmışlar ve onun neden solgun olduğunu anlamak için çeşitli denemeler yapmışlardı. Ancak bir türlü gökkuşağının renklerini geri getirememişlerdi. Bunun üzerine Pamukçu, masal diyarının dört bir yanına haber salarak herkesi bir araya getirmişti. Beraberindeki yaratıklar ve insanlar, kendi renkli kostümleri ve neşeli danslarıyla gökkuşağına yaklaşmışlardı. Topluca şarkılar söyleyip neşeli danslar ederek gökkuşağına enerji ve sevgi yollamaya başlamışlardı. Her bir kişi ve yaratık içlerindeki sevgiyi, neşeyi ve umudu gökkuşağına aktarıyordu. Birden gökkuşağı tekrar parlamaya başlamıştı. İnsanlar ve yaratıkların içten gelen enerjisi gökkuşağının renklerini yeniden canlandırmıştı.
O an masal diyarında inanılmaz bir sevinç dalgası yayılmıştı. Fıldır ve Pamukçu, herkesin birleşerek gösterdiği sevgi dolu çabanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüşlerdi. Birlikte hareket ederek neşeyi ve umudu geri getirebileceklerini anlamışlardı. Bu olaydan sonra masal diyarı halkı daha da birleşmiş ve her zaman birlikte hareket ederek neşe ve sevgiyi yaymışlardı. Fıldır ve Pamukçu'nun liderliğinde yardımlaşma ve dayanışma masal diyarının vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Ve böylece masal diyarında yaşayan herkes, birlikte çalışmanın ve sevgi dolu bir ortamda bir arada olmanın değerini öğrenmişti. Herkesin katkısıyla masal diyarı sonsuza dek mutlu ve neşeli bir yer olarak varlığını sürdürmüştü.